Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle çok tatlı bir cep çanta öreceğiz. Yapımı oldukça kolay, zor görünüyor ama inanın ki çok basit bir model. Şöyle bir ip kullandım arkadaşlar. Polyester makrome. İçerisine bu şekilde büyük telefonlar bile sığabilir. Bu şekilde bir boyutta ördüm. Sizler istediğiniz boyutta ve genişlikte örebilirsiniz. Genişliği her telefon için uygundur. Uzunluğuysa dediğim gibi daha büyük bir telefonunuz varsa biraz daha uzatabilirsiniz modelinizi. Alt tabanım bu şekilde. Bir tane ip kullanıyoruz. 3 numara tığ kullanıyoruz. Şimdi ben tabii çantamı daha önceden ördüm. Kalan ipim bu kadardı. Bundan da tekrardan öreceğim. Şöyle zincirimi çekiyorum. Toplamda 27 adet zincir çekiyoruz arkadaşlar bu model için. 27 tane zincirimi şöyle yavaş yavaş çekiyorum şimdi, hiç bilmeyenler için. Daha sonra modelimizi kurmaya başlayacağız. Şöyle 27 adet zincirimizi çektik. Şimdi modelimize başlıyoruz arkadaşlar. Baştan 4 sayı sayıyorum. 4. zincire bakın. 4. zincirimin içerisinden trabzanımı öreceğim. İkili trabzan örüyorum başlangıçta. Şöyle ilk ikisini alıyorum, son ikisini alıyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Ve yanındaki yerden yine ikili trabzanımı örüyorum. İpimi geçirdim bu şekilde. İlk ikisini aldım, son ikisini aldım. Tekrar doladım, hemen yanından devam ediyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ikili trabzanlarımızı örüyoruz arkadaşlar. Daha sonra köşede arttırma veya eksiltme yapmadan oval bir şekilde döneceğiz. Şimdi ben köşeye kadar bu şekilde ikili trabzanlarımı örüyorum. İlk ikisini alıyorum. Sonra tığımda kalan iki boğumdan ipimi geçiriyorum. Doladım, tekrar battım. Bu şekilde ipimi aldım. İlk ikisi, son ikisi. Tekrar devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde trabzanlarımızı öreceğiz. Toplamda 24 tane trabzanımı çektim arkadaşlar. Şimdi ipimi doluyorum yine. Bakın şöyle dönüşte trabzanların diplerinden trabzanlarımı örüyorum yine. İlk trabzanımın dibine battım. Burada devam ediyorum. Diğer trabzanımın dibine batacağım. Bakın şuraya. Tığımı geçirdim. İpimi aldım. İlk ikisini, son ikisini. Bu şekilde üste doğru çantamızı çıkaracağız. Yani köşelerde herhangi bir artırma yapmayacağız ki çantamız yukarıya doğru çıkabilsin diye. Bu şekilde her trabzanın dibine bir trabzan batarak sıranın başına kadar ilerleyeceğiz şimdi.
Arkadaşlar bakın son kısımlara doğru geldim. Son trabzanımı buraya batıyorum. Şimdi çantamızda şu zincirimizi trabzan olarak kabul edeceğimiz için bu trabzanın dibine batmıyorum arkadaşlar. Burayı trabzan olarak kabul ediyorum yani zincirlerimi. Şimdi direkt birleştirmemi yapacağım. Bakın şu son kısma batmıyorum. Direkt 3. zincirin tepesinden içerisinden şu şekilde kaydırma yaparak birleştirmemi yapacağım. Çünkü modele zincirimizi de kattığımız için fazladan trabzan örmüyoruz. Şimdi 3 zincirle üste çıkıyorum ve bu zincirimi trabzan olarak kabul ediyorum. Hemen yanındaki boşluktan bir trabzan daha öreceğim. Şimdi üçlü trabzanlar örerek modelimizi kurmaya başlayacağız. Tığıma doluyorum. Hemen yanındaki boşluk bakın şurası. Yani bir sonraki trabzanımın tepe kısmından trabzanımı ördüm. Hemen yanına bir tane daha trabzan örüyorum. Zincirimle beraber burayı 3 trabzan sayıyorum. Bir zincir çektim araya. Tığımı doladım. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonrakinde tekrardan trabzan örüyorum. Şimdi 3 trabzan yan yana tekrardan öreceğim. 2 ve 3. Araya bir zincir çektim. Tekrar tığımı doladım. Bir boşluk. Bir sonrakine yine 3 tane trabzan yan yana öreceğim. Bu şekilde üçlü trabzanlar örüyoruz çantamızın dip kısmına modelimizi oluşturabilmek için arkadaşlar. Şimdi bu şekilde arada bir zincir, 3 trabzan, arada bir zincir, 3 trabzan şeklinde sıranın başına kadar öreceğiz. Bakın şimdi kaydırmamı yapıyorum. Sıranın başındayım. Hemen zincirimin tepe noktasından, orta kısmından kaydırmamı yapıyorum. Ve üst sıraya artık 2 zincirle çıkıyoruz arkadaşlar bu sıradan sonra. Çünkü zincirimizin görmesini istemiyoruz. Tığımızı doladık. İlk zincirimizi modelimize katıyoruz. Şu şekilde tığımı arkadan geçirdim. Uzattım. Ve ikili trabzan ördüm. Tekrar doluyorum. Arkadan bu şekilde tığımı geçiriyorum. Ve örüyorum. Şimdi bir zincir çekeceğim araya. Her zaman bir zincir çekiyoruz. Bu sefer tam tersi tığımı arkadan geçiriyorum. Trabzanımın önüne katıyorum ve bu şekilde ikili trabzanımı örüyorum. 3 tane yan yana trabzanıma arkadan tığımı batarak bu şekilde trabzan örüyorum. Şimdi yine ön kısımdan tığımı geçireceğim. Bir zincir çekiyorum araya. Zincir çekmeyi unutmayalım. Ama ben burada unutmuşum. Devam ediyorum arkadaşlar. Ön kısımdan doladım ve trabzanımı ördüm. Tekrar ön kısımdan doladım. Trabzanlarımızı burada sıkmıyoruz. Biraz rahat bırakıyoruz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bu sefer arkadan tığımı geçiriyorum. Bakın. 3 tane trabzanım burada. Arkadan tığımı geçtim. Trabzanımın üstüne kattım ve trabzanımı bu şekilde örüyorum. Yanındakine de aynı şekilde yapıyorum.
Yani 3 trabzana arkadan tığımı geçiriyorum, 3 trabzana önden. Ve bu işlemi sırayla yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi ön kısımdan tığımı bu sefer trabzanımın altından geçirdim. Bu şekilde ve trabzanımı ördüm. Şimdi yine tam tersi işlem yaparak sıranın sonuna kadar ilerliyorum. Şimdi son kısımdayım. Bakın yine üçlü trabzanlarıma arkadan tığımı battım ve bu şekilde trabzanımı oluşturdum. Bu çanta hep üçlü üçlü oluşuyor arkadaşlar. 3 sıra üste çıkıyoruz, 3 sıra yan yana örüyoruz vesaire. Bu şekilde 3 sıra 3 sıra şeklinde çantamızı oluşturmuş oluyoruz. Şimdi birleştirmemi yapacağım. Yine bir zincir çektim son kısımda da. Ve ilk trabzanımın hemen tepe noktasından kaydırmamı yapıyorum. Bu sefer zincirin içerisinden değil, direkt şu tepe noktasından kaydırmamı yapıyorum. Çünkü artık trabzanlarımızı ördük. Bakın zincir de altta kalmış oldum. 2 zincir çektim. Bu 2 zincirim altta kalıyor. Ve ben modelimi bu şekilde oluşturmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi biraz belirgin oldu. Şimdi yine önden kabartmalı yaptığım trabzanlara yine kabartmalı trabzanlar örüyorum. Bu işlemi 3 sıra tekrarlıyorum. Şimdi ben 3. sırada olmuş oldum arkadaşlar. İlk üçlü zincirlerimizi oluşturmuştuk. Burayı 3 sıra olarak kabul ediyoruz o yüzden. Şimdi bir zincir çektim. Yine arkadan olan trabzanlarıma şu şekilde tığımı arkadan geçirerek trabzanlarımı geride bırakmış oluyorum. Bu şekilde 3 tane yan yana trabzanlarımı oluşturuyorum. Bakın şöyle arkadan geçirdim. Araya yine bir zincir çekmeyi unutmuyoruz. Bir zincir çektim. Kabartmalı trabzanıma tığımı arkasından geçirdim. Ve bu şekilde ördüm. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Bir sonraki sırada işlemi terse çevireceğiz arkadaşlar. Şimdi artık işlemi ters çeviriyoruz arkadaşlar. Bakın önden kabartmalı yaptığım trabzanlara bu sefer tığımı arkadan geçiriyorum. Bu şekilde çukur trabzanlarımı oluşturuyorum. 3 tane yan yana. Şimdi 3 sırada bu şekilde öreceğiz. Bakın kabartmalı yapmıyorum da arkadan tığımı dolayıp bir zincir çekiyorum. Ve burayı çekiştiriyorum. Şimdi buraya da kabartmalı trabzan öreceğim. Geride kalan trabzanlarıma ön kısımdan tığımı geçirdim ve bu şekilde uzatarak trabzanlarımı örüyorum. Tekrar doladım. Evet, bu şekilde kabartmalı trabzanlarımı oluşturuyorum. Zincirimi çektim. Bu sefer kabartmalı trabzanıma arkadan tığımı geçirdim. İşlemimiz bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi üst sırada bu şekilde devam ettikten sonra tekrardan diğer işleme döneceğim. Yani arkadan olan trabzanlarımı önden batarak, önden kabartmalı olan trabzanlarıma çukur trabzanlar oluşturarak modelimizi oluşturacağız. Şimdi sıranın sonuna kadar bu şekilde oluşturuyorum trabzanlarımı. Yine birleştirme yapıp 2 zincirimi çektim arkadaşlar. Dediğim gibi 3 sıra aynı işlemi tekrarlamamız gerekiyor. Şu an 2. sıramdayım. 2. sıramda yine arkadan oluşturmuş olduğum trabzanlarıma tığımı bu şekilde arkadan batarak trabzanımın önüne geçiyorum. İpimi alıyorum ve bu şekilde trabzanımı örüyorum. Bakın tığım arkadan
Şöyle göstereyim. Arka kısımdan geçti. Trabzanımı önüne kattı. Ve trabzanımı bu şekilde ördüm. Bir zincir çektim. Kabartmalı trabzanlıyım. Bu sefer ön kısımdan trabzanımın altından tığımı geçiriyorum. Ve ipimi buradan alıp trabzanımı örüyorum. Normal trabzanlar değil de tığımızı alttan geçiriyoruz. Bu şekilde örüyoruz. Şimdi yine bir zincir çekiyorum araya. Bu sefer tığımı arkadan geçiriyorum. Trabzanımın önüne katıyorum. Bu şekilde modelimiz oluşuyor arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, 3. sıramdayım. Yine kaydırma yaparak devam edeceğim. Şu ilk trabzanımın tepe noktasından kaydırıyorum. 2 zincirle üste çıkıyorum. Ve yine devam edeceğim arkadaşlar. 3. sırama geldim. Şimdi şöyle çekiştiriyoruz ki modelimiz tam oluşsun, güzel olsun. İplerimiz gerginleşsin. Bu şekilde çantanızı çekiştirirseniz her sırada daha iyi olacaktır. Şimdi yine arkadan tığımı geçiriyorum. Ve trabzanımı bu şekilde örüyorum. Bu benim son sıram arkadaşlar. Bir sonraki sırada işlemi terse çevireceğim. Şimdi yine üçlü üçlü modellerimizi kuruyoruz. Sıranın sonuna kadar ilerliyoruz. Araya bir zincir çekiyoruz. Kabartmalı kısımlara, kabartmalı trabzanlar, geride kalanlara çukur trabzanlar örerek modelimizi sonuna kadar getiriyoruz. Evet, son kısma geldim. Üçer sıra trabzanlarımı ördüm. Şimdi işlemimizi terse çeviriyorum. Bir zincirimi çekiyorum son kısımda. Hemen karşıdan ilk trabzanımın tepe noktasından kaydırmamı yaparak birleştirmemi yaptım. İki zincir çektim. Ve şimdi çukur trabzanlarıma bakın, arkadan geçiriyorduk normalde. Şimdi tam tersi yapıyorum. 3 sıra sonrasında, her 3 sıra sonrasında işlemimi terse çeviriyorum. Tığımı önden geçiriyorum. Trabzanımın arkasına katıyorum. Şu şekilde. Ve bu şekilde trabzanımı örüyorum. Her 3 sırada bir aynı işlemi tekrarlayarak modelimizi bu görüntüye ulaştırıyoruz. Şimdi 3 tane yan yana kabartmalı trabzanımı örmüş oldum. Bir zincir çektim. Şimdi kabartmalı trabzanımı arkadan tığımı geçirip önüne tığımı katıp bu şekilde trabzanlarımı örüyorum. İşlemimiz bundan ibaret arkadaşlar. 3 sırada bir işlemi terse çevirerek modelimizi kuruyoruz. Gerçekten çok kolay bir model. Yani yaptıkça olayın anlayacaksınız. Sadece 3'er sıra olmasına dikkat edin. Tabi bunu 4'lü 5'li sayılarda da yapabilirsiniz. Ama ideal boyutu bu şekilde olduğu için ben 3'erli sıralar şeklinde yaptım. Aralarda zincir çekerek şimdi işlemimizi terse çeviriyoruz. 3 sırada bu şekilde örüyoruz. Şimdi çantamızı büyütüyoruz arkadaşlar. Daha sonra son kısımda sizlerle görüşeceğim. Arkadaşlar son kısma kadar geldim. Şimdi telefonuma uygun oldu mu diye bakacağım ölçüsüne. Bu şekilde telefonumu geçirdim. Gayet yeterli. Son bir sırada normal trabzan örerek artık çantamı kapatacağım. Bu arada son kısımda 2 sıra halinde ördüm. Çünkü son sırada bir sırada normal trabzan öreceğim için son sıramızda 2 sıra modelimiz yeterli olacaktır. Bakın 2 sıra ördüm. Şimdi İki sıranın sonunda normal trabzan öreceğiz. Normal boğumlara batıyoruz. Ve ikili trabzanımızı örüyoruz. Hemen yanındakine yine normal ikili trabzanımı ördüm. Boşluk kısma geldiğimde arkadaşlar oraya batmıyorum. Bakın burası boşluk kısmını atlıyorum. Bir sonraki trabzanın tepesinden batıyorum. Eğer boşluklara trabzan batarsanız artış oluyor ve volanlaşma oluyor arkadaşlar. Hoş bir görüntü olmuyor. Bütün zincir çektiğimiz boşluklara atlıyorsunuz. Sadece üçerli oluşturmuş olduğumuz trabzanların tepesine ikili trabzanlar örüyorsunuz. Sıra sonuna kadar bu şekilde normal trabzanlarımı örüyorum şimdi.
Sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Yine şu trabzanımın tepesinden kaydırıyorum. Ve çantamı bitirdim. Burada direkt kulpa geçeceğim. Ben direkt zincir çekerek kulplarımı oluşturdum. İnce kulp daha çok hoşuma gittiği için arkadaşlar cep çantalarda bu şekilde zincir çektim. Toplamda 200 adet zincirimizi çekiyoruz çapraz takabilmek için. Şimdi sıranın sonuna kadar zincirlerimi çekip artık çantamı bitireceğim. Evet, son kısma kadar geldim. Buradan artık ilmeğimin başlangıç kısmını çantamın diğer yan kısmından şu şekilde geçiriyorum. İlmeğimi direkt çekmedim. Bakın son zincir oluşturmadan buradan geçiyorum ve kesmiş olduğum ipimi buradan içerisinden geçirerek çantamın içine monteleyeceğim. Bu şekilde gayet sağlam olacak. Görüntüsü de karşıdaki gibi olacak. Şimdi karşıdan içeriden ipimi düğümleyerek sabitliyorum arkadaşlar ve çantamız burada tamamlanmış olacak. Ve telefon çantamız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde büyük bir telefon sığdı. Örmesi çok keyifliydi. Bu şekilde polyester ipleriniz varsa değerlendirebileceğiniz bir model. Kesinlikle örmenizi tavsiye ediyorum. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.